Değerli basın emekçileri, değerli katılımcılar, bildiğiniz üzere 2020 yılında mahpusların hayatına dahil olmuş olan İdari Gözlem Kurulu diye bir kurum var ve verdikleri çok absürt hukuksuz kararlarla mahpusların infaz ve tahliye haklarını ellerinden alan bir kuruma dönmüş durumda. Bununla ilgili bir basın açıklamamız var. Şimdi basın açıklamamızı okuyorum. Mahpusların tahliyelerini engelleyen idare ve gözlem kurulları iptal edilsin. 5275 sayılı ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı hakkında kanunun 89. maddesinde yapılan değişiklik ile gözlem ve sınıflandırma merkezleri ile hükümlülerin değerlendirilmesine dair yönetmelik 29.12.2020 tarihinde 31.349 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelikle oluşturulan idari ve gözlem kurulları ile 6 aylık periyotlarla mahpusların iyi halli olup olmadığı değerlendirilmektedir. Bu yönetmelik doğrultusunda oluşturulan kurullar kendilerini mahkeme yerine koyarak mahpuslar hakkında iyi halli olup olmadıklarına dair değerlendirmede bulunmakta, mahpusların koşullu salıverilme ve denetimli serbestlik haklarından yararlanıp yararlanmayacaklarına karar vermektedir. Kurulda hapishane savcısı dışında hukukçu kimsenin olmadığı, mahpusların tahliye edilip edilmeyeceğine karar veren ve paralel bir mahkeme gibi hareket eden bu kurulların yapısı ve kararları hukuki değildir. Çoğu mahpus hakkında tahliye tarihine kadar iyi halliyken, tahliye tarihinden hemen önce yapılan değerlendirmede iyi halli değildir şeklinde karar verilerek, kişi özgürlüğü ve güvenliğini doğrudan etkileyen iyi hal kavramı bu haliyle hapishane yetkililerinin keyfi kararlarına bırakılmış durumdadır. Mahpusların kendilerini ve avukatları tarafından bu kararlara yapılan itirazlardan sonuç alınmamakta, mahpusların tahliyeleri uzun zamana yayılmaktadır. İdare ve gözlem kurullarının mahpuslarla ilgili değerlendirmelerde, yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce aldıkları disiplin cezalarını da gerekçe göstererek iyi halli olmadıklarına karar vermesi, geçmişe yürüme yasağı ilkesine aykırıdır. Soyut ve subjektif yorumlarda bulunmakta, siyasi mahpuslardan da pişman olduklarına dair beyan istemektedirler. Bu kararlardan kaynaklı olarak yüzlerce politik mahpus denetimli serbestlik ve koşullu salıverilme haklarından mahrum bırakılmaktadır. Bazı hapishanelerde mahpusların kurula dahi çıkarılmadan tahliyelerinin engellendiğine dair başvurular almaktayız. Mahpuslara kurul görevlileri tarafından politik sorular sorulmakta ve bu sorular çerçevesinde bir yargı oluşturulmaktadır. Bir mahpus için hükümlünün genel ve kısmi aramalarda, sayımlarda idare ve kurum personellerinin çalışmalarına zorluk çıkarmamış olsa da kolaylaştırmaya yönelik gayreti de olmamıştır denilerek tahliyesi engellenmiştir. Elektrik ve suyu tasarruflu kullanıp kullanmamak, kütüphaneden kitap almamak, psikoloğa çıkmamak gibi hukuken geçersiz ve soyut gerekçelerle mahpusların tahliyelerine engel olunmaktadır. Bolu F tipi kapalı hapishanesinde bir mahpusun puanlamasına kriter olarak konulan gerekçelerden birine de manevi danışmanlıkla görüşmeme olarak belirtildiği, manevi danışman olarak görevlendirilen kişinin Sünni din adamı olduğu, kendisinin Alevi olduğunu ve manevi danışmanla görüşülecekse Alevi dedesi piriyle görüşeceğini söyleyerek dilekçelerinde itirazlarda belirtmesine rağmen Alevi dedesi piriyle görüşmesi için olanak yaratılmadığı, ancak iyi halli olmadığına esas alınan raporların Sünni din adamı tarafından da düzenlemeye devam edildiği öğrenilmiştir. Yine mahpusların kurullara çıkarıldıklarında kendilerini ifade etmelerine dahi izin verilmediği yönünde bilgiler tarafımıza ulaşmaktadır. Asıl olarak siyasi mahpuslar açısından bu kurallar mahpuslara pişmanlık dayatmaktadır ve mahpuslar kendisini mahkeme yerine koyan kurullar tarafından özgürlüklerinden mahrum bırakılmaktadır. Mahpusların tahliyelerinin engellenmesi, umut haklarının ortadan kaldırmakta ve hem mahpuslar hem de ailelerini olumsuz etkilemektedir. İnsan Hakları Derneği olarak mahpusların özgürlüğünü engelleyen idare ve gözlem kurullarının iptal edilmesini, tahliye şartlarını oluşturan mahpusların bir an önce tahliye edilmesini talep ediyoruz. İnsan Hakları Derneği Merkezi Hapishane Komisyonu.